sarı safradan sonra da kara safra gelir. Kara safra esas itibariyle yanmış yağ gibi, kanın iyice yandığı, sıcaktan yanıp köpüklendiği varsayılır. İşte mesela kadınlar söz konusu olduğunda kadınların melankolik kabul edilmesi nedenlerinden biri regle'nin bu anlamda koyu kan olarak, tabii trombosit olduğu için normaldir bu, koyu kan olarak yanmış kan olduğu ve kadının mizacını bozduğunu, kadının mizacı soğuk ve nemli kabul edildiğinden, ki bu bir tür nevrotik tabiatın özelliğidir. Evhamlı, vesveseli, tartışmacı, didişmeci gibi sosyal hayatta ortaya çıkan kadınlarla ilgili birçok kanaat aslında bu tür tıbbi yorumlardan destek alıyordu. İşte saçı uzun, aklı kısa buradan gelir mesela. Çünkü nevrotik tabiatın usu kullanamadığını düşünür. Aslında reglinin karşıtı erkekte menidir. Ve meni sağlık işareti kabul edilir. Kadınların regli olduğunda doğum yapamadığı, aslında bir anlamda yumurtanın bozulması, dışarı atılması olarak da düşünürse şöyle kabul ediliyordu. Eğer kadın regli olmazsa hamiledir. Regli olduğuna göre içeride bir bozukluk vardır. İşte bunun ruhsal yapıyı bozması daha evvel histeriye, sonra melankoliyaya yol açmıştır. Bugün de depresyonun ilişkilendirmesi bu tür bir fiziksel temelden ayrılmış olarak sürmektedir. Şimdi dolayısıyla burada melankoli kara safranın ürünü olarak dalak ve karaciğerle ilgilidir. Şimdi bu tıbbi temeli hızlıca kültürde nasıl karşılığını bulduğuna geçecek olursak, burada mesela bağrı yanık tabiri delikanlılar için, aşıklar ve sarhoşlar için bağrım yanıyor abi mesela, ciğerim yanıyor gibi ifadeler, ciğersiz, ödlek, demin söylediğim mesela ödleklerde ödle alakalı olarak korkaklığın ortaya çıktığı varsayılır. Yani ödde sorun varsa korkaklık vardır. Ciğersiz demek aslında beş para etmez. Korkak cesur değildir. Cesur değilse yiğit değildir. Yiğit değilse adam değildir. Adam değilse erkek değildir. Erkek değilse insan değildir. Re kadar bu götürülür. Mesela kadınların korkak kabul edilmesi esas itibariyle bir tür ödlek olmalarının nedeni yine bu tür bir bedensel kusurla ilişkilendirilir. Eğer kadın diyeceksiniz ki yani cesur kadın hiç mi yoktur? Vardır. O zaman ona da ne derler? Erkek gibi kadın. Erkek gibi kadın demek yani artık o konuda erkeklere biraz yaklaşmış demektir. Peki niye ciğerim yanıyor, bağrım yanıyor sözcüğü kullanılır? Aslında eski Türkçe'de, yani 10. yüzyıllardan, 11. yüzyıllardan söz ediyorum, akciğer için kullanılan sözcük övgendi. Akciğer çok yeni bir, uydurma bir sözcüktür, yakışmıştır Türkçemize, gayet güzel. Ama çok eski değildir, onun yerine övgen kullanılıyordu. Karaciğerin adı da karaciğer değildi. Karaciğerin birinci adı bağırdı. Bağrım yanıyor dediği aslında orada karaciğere atıf vardır. Bağrın dışında ikinci adı ciğerdir. Ciğer dendiğinde kastedilen şey karaciğerdir. O yüzden ciğeri seve seve yerler, akciğeri kedilere verirler. Akciğer yenmez. Yani insanlar akciğeri yemezler, karaciğeri yerler. Ciğer kebabı yaparken aslında yaptıkları karaciğerdir.
ve hastalara dalak yedirirler, karaciğer yedirirler. Niye? Çünkü kanlıdır ve hastalık, işte kan kaybı vesaire olursa güçlensin diye. Peki karaciğere niye kara deniyor? Aslında bu da çok yeni. Onun adı kızılciğerdi. Ve doğrusu da yani biraz daha makul olan Türkçe açısından karaciğer değil, çünkü nesi kara? Yani işte biraz dışarıda durursa tabii karar, trombosit olursa. Ama eski kayıtlarda, ilk Türkçe tıbbi risalelerde filan genelde kızılciğer olarak, ciğer olarak geçer, kızılciğer olarak geçer ve en eski kullanımı bağırdır. O yüzden bağırı açık mesela, göğsü açık anlamında kullanılmaz sadece. Bu bağrını açmak, nefes almak, o melankolinin, kara safranın cünunu deliliğiyle alakalıdır. Bizde de mesela sarhoşları ve delileri İstanbul'da hep genelde Kanlıca'ya götürürler. İstanbullular bilir, Poyraz, kuzeyden esen rüzgara Poyraz, güneyden esene Lodos derler ve melankolinin temellerinden biri Lodos'tur. Yani Lodos aslında kanın ısınmasına yol açar, sıcak estiği için ve şeyde de, boğazda da akıntı tersine döndüğü için Lodoslarda balık yenmez birkaç gün. Balığın tadı da bozulur. O bakımdan yani denizin altı üstüne gelir ve Lodos hem denizi bozar hem insanı bozar. O bakımdan sarhoşlar, deliler filan Lodos'ta bu melankolik tabiatlar iyice azar. Bunları nasıl tedavi ederler? Hadi bir kayık gezintisi yapalım denir. Ve şöyle Kanlıca'da bir mehtaba çıkarırlar. Soğuk Poyraz rüzgarını yerse ya da onu suya atarlar. Mesela aşıkları ve delileri aslında suya atarlar. Soğuk suda beyni kendisine gelsin diye. Yani bu yanmış kan biraz dengesini bulsun diye bedeni ve beyni soğutmaya çalışırlar. Çünkü beynin tabiatı soğuk kabul edilir. Ve bir takım rahatsızlıklarda mesela ne denir? Beyin sulanması denir. Beyin niye sulanır? Bu da işte Hipokratçı tıptan, yani Hipokratik ve Galenik tıbbın terimleridir ve yüzyıllarca hiç değişmeden kullanıla gelmiştir. Bizde hala demans için filan hep unutma hastalıkları vesaire, hafıza bellek sorunlarında hep bir beyin sulanması, bunaklıkla beyin sulanması arasında bir alaka görülür. Çünkü beynin kuru olması lazım. Beyni kuru olanların hafızası güçlü olur. Yaşlıların beyninin sulandığı, gençlerin ise beyninin kuru olduğu kabul edilir. O yüzden gençlerde bellek güçlü, yaşlarda bellek zayıf kabul edilir. Buna mukabil yorumlama gücü gençlerde kuru olduğundan, fazla kuru olduğundan ve sıcak olduğundan dolayı gençlerde yorum kabiliyeti yoktur. Fakat beyni sulanmış o bunaklarda, ihtiyarlarda ise bellek zayıf olsa bile yorum kabiliyeti daha güçlüdür. Öyle varsayılır. Yani klasik tıbbın kültüre yansıması bağlamında konuşuyoruz. Şimdi dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Deliler, sarhoşlar ve aşıklar, bu dengeyi bozma meselesi tıbben açıklanırken şuna da dikkat ediliyor. Bu bir aşırılıktır ve her aşırılık hastalıktır. Kahramanları hatırlayınız. Yaptıkları şey normal değildir ki, mutedil değildir ki, makul değildir ki. Aşırılıktır. Ama işe yaramıştır. Onları kahraman kılan o aşırılıklarıdır. Peki nerede o zaman bu aşırılık? Ne zaman kabul ediliyor? Ne zaman olumlu anlam kazanıyor? O yüzden aşık mesela hep olumlu kabul edilir. Fakat aşkın tanımı yapılmaz. Klasik tıp aşkı tarif ediyordu. Aşk
şehvetle beraber fart-ı muhabbet olarak tanımlanmıştır. Yani şehvetin, cinsel arzunun eşlik ettiği aşırı sevgiye aşk denir. Aşırı sevgi fart-ı muhabbet olduğuna göre oradaki fartlık, yani aşırılık, bunu bir hastalık kılar. O yüzden tabipler çok güçlü cinsel arzuların eşlik ettiği aşırı sevgiye bir hastalık gözüyle bakıp onları sakinleştirmeye, soğutmaya çalışmışlardır. O yüzden hayvanlar da çiftleşme dönemlerinde kızarlar. Kızgınlık niye azgınlıktır? Isınmayla alakalıdır çünkü. Vücut ısındığında dima zarar görür bundan, ama cinsel bölgeler tam tersine hava ile birlikte şişer ve sahibini şehvetli kılar. Bunun en büyük örneği, bir başka dosyada incelemeyi düşündüğüm, zenciler meselesidir. Zencilerin özellikleri, ki çok geniş bir konudur. Zenciler niye aklen zayıf, cinsel olarak çok güçlü, psikolojik olarak da, ruhsal olarak da çok neşelidir. Zencilerin çok neşeli, kesretu tarab derler, çok neşeli, kılletul akl, az akıllı ve çok şehvetli olmaların nedeni nedir? Sıcaktır. Onların lodosa ihtiyacı yok, lodosun içinde yaşarlar. O yüzden klasik tıbbın ilkeleri açısından baktığımızda zenciler yüksek şehvetli. O yüzden bedenlerindeki organların büyüklükleri de bu şehvetin bir göstergesi olarak yorumlanmıştır. Fakat tıp bunu doğrulamıyor tabii. İlginç bir şekilde bu konuda daha soğukkanlı davranıyor. Zencilerin az akıllı, çok şehvetli ve çok neşeli olması aslında melankoliyle alakalı. Melankoli iki şekilde olur. Ya beyin çok ısınır, tabiatı soğuk ve kuru olduğu için o ısınma dengeyi bozar, ya da çok soğur. İşte kahramanlıkla, velilikle, delilik arasındaki sınır da burada ortaya çıkar. Yani aslında sanatçılar, filozoflar, büyük devlet adamları niye melankolik tabiattadır? Ve delilerle onlar arasındaki fark nedir? Delilerle onlar arasındaki fark aslında bu Sara epilepsiye giden kutsal hastalık olarak bütün böyle gizemli mistiklerin filan hepsinin melankolik olduğu, çoğunda melankoli hafif bir delilik emareleri göründüğünden bunu açıklama ihtiyacı duymuşlardır. Ve mesela sufiler delilikten filan utanmazlar. Yani bunu kabul ederler. Şeref olarak kabul ederler. Bunu bir hakaret filan gibi algılamazlar. Çünkü deli akil olmadığı için, akıllı olmadığı için mükellef değildir. Yasayla sorumlu değildir. O yüzden sufilerin şeriat aralarına mesafe koymalarının gerekçelerinden biri de budur. Sufi ya oruç tutmak zorunda değil. İşte ne bileyim, şeriatın kurallarına uymak zorunda değildir. Niye? O delidir. Deli ise mükellef değildir. Deli birini öldürürse ceza görmez, deli biri öldürürse yine ceza görmez diye kabul edilirdi. Bunun hukukta da bir anlamda karşılığı var. Fakat asıl melankolinin sanatla, felsefeyle ve düşünceyle olan ilişkisi başka bir yerde yatıyor ve bu konuşmanın belki de en önemli taraflarından biri budur. Ben özellikle bu tarafa geldiğinde aklıma gelen ilk isimlerden biri İbn Sina'dır. İbn Sina'nın El İşaret ve Tenbiyat adlı eserinin Makamatul Arifin bölümünde ve işaretin aslında birçok bölümünde de temas ediyor, ama
İbn Sina geleneksel orfik kültürü. Buna tabi orfik demezler, hermetik de denebilir ama o Batıniliğin, İsmaililiğin, Şiiliğin değişik karışımları olarak söylüyor. Yani İbn Sina Şii'dir demiyor. Babası, kardeşi İsmaili olduğuna dair kayıtlar var. Kendisi fıkıh olarak Hanefi olduğu söylense bile. Ama düşünce dünyası itibariyle bütün bu orfik, hermetik geleneklerin hepsini bir Aristotelesçi psikolojiyle açıklamayı denemiştir. Bazı aşırı yorumlara girişerek yaptığı şey kendisinden sonraki bütün literatürü belirlemiştir. Yani Osmanlı döneminde hiçbir metni açıklayamazsınız. Buradaki inceliği kavrayamazsınız. O da nedir? Esas olan ustur. Bunun en üst versiyonu faal akıldır. Yani akıllar teorisi, Helenistik dönemde ortaya çıkan akıllar teorisi bakımından insanın tanrısal akılla irtibat kurduğu aşama faal akıldır. Faal akılı, ki Farabi bunu telaffuz etmiştir, Cebrail'dir. Peygamber'e nasıl Cebrail vahiy getiriyorsa filozofa da gelir. Ancak peygamberle filozof arasında fark şudur. Cebrail tanrısal bilgileri filozofun aklına getirir. Peygamberlerin ise muhayyilesine, imgelemine getirir. Şimdi Farabi tabi burada filozofu peygamberin üstüne koyar. Neden üstüne koyar? Çok basit. Çünkü us imgelemden üstün olduğu için imgelem aracılığıyla elde edilen bilgi ile us aracılığıyla elde edilen bilgi aynı olmaz. Fakat İbn Sina başka bir şey yapmıştır ve düş görme nosyonundan hareket ederek muhayyilenin çift taraflı çalıştığını teoritize etmiştir. Bu çok önemlidir. En ayrıntılı teoritize etme çabası İbn Sina'da görünür. Yani şöyle der, Tanrı usa hitap ediyorsa, yani gökten gelen bilgiler eğer Cebrail, faal akıl filozofun usuna getiriyorsa, filozofa ne getirir? Kavram getirir. Peki peygambere kavram mı getirir? Hayır, kutsal kitaplarda kavram yok. Analitik değil. Kutsal metinlerin mantığı analitik bir mantık değildir. Peki ne getirir? İmge getirir. Yani çok basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Eğer faal akıl, Cebrail, filozofa usuna bir şey getirecekse yukarıdan, mesela kötülük kavramını getirir. İyilik kavramını, kötülük kavramını getirir. Filozof da kötülük ve iyilik üzerine konuşmaya, düşünmeye başlar. Tanrısal yardım alarak. Aşağıdan yukarı çıkmış olmaz. O bile yukarıda başlar. Bu bir epistemolojik seçim tabii. Ama peygamberin ya da velinin ya da mistiğin, sufinin hangi organına, hangi kuvvesine, yetisine getirir? Muhayyilesine getirir demiştik. Farabici geleneği takip eder. Dolayısıyla Cebrail, filozofa kavram, peygambere, sufiye veya veliye inge getirir. Birine kötülük ve iyiliği getirir. Diğerine melek veya şeytan imgelerini getirir. O yüzden filozofa gelen cennet kavramı farklı olur. Orada huriler olmaz, evler olmaz. Filozof imgeyle bakmaz ki ona. Yüksek bir zevk ve haz olarak onu ele alır. Kavramı yeter. Düşünmenin, yani lezzetül marife dediği Arapların 9. 10. yüzyıldaki kullanıldığı biçimiyle söylüyorum.
lezzetül marife, yani bilmenin hazzı, bilmenin zevkini filozof kavramsal olarak anlar. Ama aynı nosyon peygambere ya da bir veliye ya da bir mistiye geldiğinde diyelim ki huri olarak gelir, kırbaç olarak gelir, ateşte yanmak olarak gelir, kötülük olarak gelmez. Ceza dendiğinde mesela utanma duygusu bir filozof için insana verecek en büyük ceza olabilir, insanın utandırılması. Ama imge düzeyine gelme kırbaçlanması, işte ateşte yanması biçimini alır. O bakımdan melankoli veli ile deliyi yan yana getiren ortak zemin olması manasında melankolik tabiatlarda ustan uzaklaşma olduğundan, delilik işte oradan geliyor, aşırılık, denge bozulduğundan şöyle düşünülüyor. Akıl gitti. Akıl gidince o zaman gökle temas ettiğinde muhayyile, imgelem aracılığıyla imgeler alabilir. Dolayısıyla delilere veya velilere kavram gelmiyor zaten, imge geliyor. O bakımdan kendisi hayal etmiş olmuyor. Ya kendisine o hayaller gönderilmiş oluyor. Aynen düşlerde olduğu gibi. O yüzden vahyin temeli düştür. Yani düş üzerine düşünmedikçe vahiy olgusu üzerine düşünülemez. Her vahyi çözümlemeye yönelik her türlü düşünsel hamle ister istemez düşleri çözümlemekle yola çıkmak zorundadır. Çünkü görüseldir, görüntüseldir. Hakikati görmekten söz edilir. Hakikati görmek aslında hakikati bilmek denmez. Filozof hakikati bilir. Ama sufi görür. Şey, İbn Arabi ile İbn Rüşd arasındaki ünlü diyaloğu hemen hatırlatayım. İbn Arabi İbn Rüşd için der ki benim gördüğümü biliyor. İbn Rüşd'e sorarlar nasıl buldun bu çocuğu derler. Çok ilginç der. Benim bildiğimi görüyor. O yüzden sufiler hakikati gördüklerini, filozoflar bildiklerini söylerler. Bizi burada ilgilendiren peygamberin ya da sufinin ya da mistik, derviş fark etmez. Bütün dinlerde kastediyorum. Yani sadece Hristiyanlık, Yahudilik veya Müslümanlıkla alakalı değil. Hintlilerde de bu böyle. Çinlilerde de bu böyle. Yani insanlık tecrübesi boyunca dinler tarihi açısından bakılırsa insanın kutsal olanla, karanlık olanla, gaybla, öte dünyayla, ruhlar alemiyle temas etmesinin koşulları açısından bakılırsa, yani bir Kızılderili şaman için, bir büyücü için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bunları nasıl görüyorsun? Bu halüsinasyon, işte doktor, tabip yorumladığında bu halüsinasyon diyor. Ama din diline geldiğinde halüsinasyon denilen şey peygamberi ya da ilahi, tanrısal bir yetenek halini alıyor. Dahiler de öyledir. Dahiler, olumlu olarak kullanırsak, büyük sanatçılar, büyük düşünürler, genelde dengesiz tiplerdir. Ya intihar ederler, melankoliklerin çoğu intihar eder mesela. Ettiği varsayılır, kayıtlarda öyle geçiyor. Niye intihar ediyorlar? Bu Hipokrat'ın, Aristoteles'in o sözünü ettiği metinlerde işaret edilir bu intihar meselesine. Bu intihara sürükleyen dengesizlik aslında mesela Van Gogh'u hatırlayınız. Van Gogh 37 yaşında intihar etti. Van Gogh'un dahi olmadığını kim söyleyebilir? İşte resimleri ortada, mektupları ortada. Yani insanlık hala on binlerce, yüz binlerce kişi mezarına gidiyor, tablolarını izliyor ve paha biçilemiyor. Ruhunun da ne kadar temiz ve asil olduğunu biliyoruz. Eldeki
kayıtları incelediğimizde bu saklanabilir bir şey değil. Dolayısıyla bu dengesizlik sanatçılarda, din adamlarında, mistiklerde hafif bir yüceltme nedeni oluyor. Fakat matematikçilerde, bilim adamlarında da aslında bu melankolik tabiat. İşte o yüzden ben daha seküler bir tanım olarak güncellemeye çalışırsam otistik tabiat diyebilirim. Çünkü otistiklerin zihinsel yetilerinin kavrama güçleri ne kadar şaşırtıcıysa sosyal davranış melekeleri o kadar zayıftır. Dahiler öyle değil midir? Büyük mistikler, işte peygamberler vesaire. Yani inananları için söylüyorum. İnanmayanlar açısından da aynı analizleri yapabiliriz. Empedokles, Aristoteles 3 isim veriyor. Büyük melankoliler, melankolikler için. Yani büyük deliler için. Büyük deli ve büyük veliler için. Sokrates, Platon, Empedokles. Bunlar hepsi üçü de yani. Ki Empedokles kendisini Etna Dağı'ndan ateşe attı ve Tanrı olduğunu söylerdi. Büyük bir mistiktir. Büyük bir şairdir. Ve filozoftur. Aristoteles bile ona şair denemeyeceğini, şiir yazsa bile Homeros'a şair denebilir ama Empedokles doğa filozofudur der. Füzyologdur der yani. Şimdi o bakımdan melankoli insanın en karanlık yanlarından birini temsil eden sihirli sözcüklerden biridir. Bizim Türkçemizde ilginç bir terkip alır. Belki bu konuşmanın başlığına yakışan da bu terkiptir. Kara sevda. Oysa sevda Arapça kara demektir. Kara sevda siyah mı siyah demektir. Kara safranın safrası gittiğinde Türkçemize büyük aşıklar için, büyük aşklar için kara sevda tabiri kullanıldı. Ve kara sevda sahipleri, büyük tutku sahipleri, büyük aşıklar olarak adlandırıldılar. Dolayısıyla ben hastalıkların şifa olduğuna inananlardanım. Yani bazı kusurlarımız bizi bazı kişilerden geri bırakabilir ama kıyas kabul etmeyecek derecede yukarılara da çıkarabilir. Çok yıkıcıdır. Bir yönüyle insanı 37 yaşında kendi elleriyle hayatına son vermesine yol açar. Ama aynı zamanda dünya çapında unutulmaz bir isim haline getirir. Kahramanlar böyledir. Büyük komutanlar böyledir. Yani Büyük İskender'i düşünün. Yani dünyanın tarihi değiştirdi. Dünyanın gidişatını değiştirdi. Gencecik çocuk. Ve çok erken yaşta öldürüldü diyelim. Hayata veda etti. Büyük bilim adamları. Büyük edebiyatçılar, şairler, hepsi bir yönüyle patolojik karakterlerdi. Fakat biz onların patolojileri sayesinde nefes alıp verebiliyoruz.